Kur'an açısından bir insanı öldüren kişi için af konusu. Adaletin zalimle sınavı, Allah ile aldatanlar ve zulüm düzeni. Tarih boyunca dini bir maske kullanarak zulmü meşrulaştıran iktidarlar, adaletin temelini çiğnemiş ve mazlumların feryadını görmezden gelmiştir. Kendilerini İslam'ın temsilcisi ilan eden, her kararını dini gerekçelere dayandırarak meşruiyet kazandırmaya çalışan bazı kesimler, Allah'ın adalet ve merhamet mesajını ters yüz etmişlerdir. Kur'an'ın açık emirlerine rağmen, zalimlere af kapısı açarak mazlumların hakkını gasp eden bu zihniyet, Allah'ın adaleti karşısında mutlaka hesaba çekilecektir. Çünkü Allah'ın dini, zulmü değil, adaleti ve mazlumların hakkını savunmayı emreder. Bu videoda, Allah ile aldatan bir düzenin İslam'a ne kadar aykırı olduğu ve bu anlayışın toplumsal çöküşe nasıl yol açtığı üzerinde duracağız. Devlet Bahçeli'nin, terörist başı, bebek katilinin İmralı'dan çıkıp gazi meclise gelerek konuşması için davette bulunduğu, üzerine bir de Umut hakkından bahsedip af sinyali vermesi çok konuşuldu. Herkes bu konuda bireysel yorumlarda bulundu. Biz de ilk etapta sinirle bir şeyler söylemiş olsak da, asıl söylenmesi gerekeni Yüce Allah'a, yani Kur'an'ı Kerim'e bırakmak en doğrusu olacağını düşünmekteyim. Bugün İslam dini ve Kur'an'ın bu konuya bakış açısını ele alacağız. Mutlaka dinleyin ve dinletin. Kur'an-ı Kerim'de, kısas ve affetme konuları özellikle Bakara Suresi 178 ve 179. ayetlerde ele alınır. Bu ayetler, İslam hukukunda kasten adam öldürme veya ağır yaralama durumlarında uygulanacak adalet ve merhamet prensiplerini açıklar. Kısas Hükmü Bakara Suresi Ayet 178 Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında üzerinize kısas yazılmıştır. Hür kişiye karşılık hür, köleye karşılık köle, dişiye karşılık dişi. Kim kardeşi tarafından herhangi bir şekilde affa uğrarsa, bu durumda örfü izlemek ve affedene en güzel biçimde bir ödeme yapmak gerekir. İşte bu, Rabbinizden size bir hafifletme ve bir rahmettir. Kim bundan sonra azgınlık ve düşmanlık ederse onun için korkunç bir azap vardır. Bu ayet, öldürme fiili işleyen kişinin cezasının kısası yani öldürülen kişinin katiline aynı şekilde ceza verilmesi olduğunu belirtir. Ancak şu noktalar önemlidir. 1. Affetme etkisi. Öldürülen kişinin yakınlarına veliye katili affetme hakkı tanınmıştır. Eğer affedilirse, failin yerine getirmesi gereken bir diyet kan parası ödemesi gerekir. 2. Devletin rolü. Kur'an'da kısas cezasının bireysel intikamla değil, devlet eliyle yürütülmesi gerektiği kabul edilir. Ancak affetme yetkisi yalnızca mağdur tarafına ölenin yakınlarına aittir. Devlet bu durumda affetme veya cezanın kaldırılması yetkisine sahip değildir. 3. Merhamet ve adalet dengesi. Kısas hükmü, hem caydırıcılık sağlar hem de mağdur tarafına adalet hakkı verir. Ancak affetme, merhametin ve toplumsal barışın öncelendiği bir seçenektir. Affetme ile ilgili vurgular. Bakara Suresi Ayet 179 Ey haklı ve gönlü işleyenler, kısasta sizin için hayat vardır. Bu sayede korunmanız umulmaktadır. Bu ayette, kısasın caydırıcılığı ve toplumu kötülüklerden koruma amacı vurgulanmıştır. Ancak kısasta bir zorunluluk yoktur. Affetme bir seçenek olarak teşvik edilir. Çünkü İslam, adaleti sağlamanın yanı sıra toplumsal barış ve bağışlamayı da ön plana koyar. Maide Suresi Ayet 45 O kitapta onlar üzerine şöyle yazmıştık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş. Yaralamalar karşılığında da kısas. Kim kısası bağışlarsa, bu bağışlaması kendisi için, günahlara bir perde olur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Bu ayet, affetmenin bireysel olarak affedene sevap kazandırdığına ve günahlarının kefareti olacağına işaret eder. Günümüzde kısasın uygulanışı. Kısas hükmü, klasik İslam hukukunda önemli bir yer tutsa da modern hukuk sistemlerinde bu tür cezaların uygulanması tartışmalıdır. Günümüzde bazı İslam ülkeleri, kısas hükümlerini mahkemeler ve yasalar çerçevesinde uygulamaya devam ederken, bazı ülkeler ise bu hükümleri yürürlükten kaldırmış veya farklı şekilde yorumlamıştır. Özet 1. Kısas hükmü öldürülen kişinin yakınlarına bir adalet hakkı verir. Ancak bu hak mağdur yakınlarının affetmesi durumunda diyete dönüşebilir. 2. Affetme yetkisi yalnızca mağdurun yakınlarına aittir. Devletin bu konuda afiyetçisi yoktur. 3. Kur'an hem adaletin hem de merhametin sağlanmasını amaçlar. Affetme bireysel ve toplumsal faydalar açısından teşvik edilir. Kur'an ve İslam açısından devletin bir katili, özellikle terör örgütü lideri gibi binlerce insanın ölümüne neden olmuş bir suçluyu mağdurların izni olmadan affetmesi, ciddi dini ve ahlaki sorunlar barındırır. İslam'ın adalet anlayışında, özellikle kısas ve benzeri durumlarda, af yetkisi mağdurun yakınlarına aittir, devlete bu konuda tek başına karar verme hakkı verilmez. 1. Kur'an'ın adalet ve yetki ilkesi Kur'an-ı Kerim'de adaletin tesisi her zaman mağdur ve yakınlarının rızasına dayalıdır. Kısas hükmü bireylerin intikam duygusuyla hareket etmelerini önlemek için devlete bir düzenleyici rol verir, ancak mağdurun haklarını ihmal etmez. Özellikle Bakara suresi ayet 178, affetme yetkisinin yalnızca mağdurun yakınlarına ait olduğunu açıkça belirtir. Devletin tek başına affetisi yoktur. Devlet adaleti sağlamakta yükümlüdür, ancak bu mağdurun hakkını çiğneme yetkisini içermez. İslam hukukunda mağdurun hakkı, devletten önce gelir. Çünkü hak sahibinin izni olmadan yapılan bir af, Kur'an'da geçen zulüm kavramına girer. Zulüm ve haksızlık yasağı. Allah, haksızlığı yasaklar. Kur'an, bir insanı haksız yere öldüren, bütün insanları öldürmüş gibidir. Der Maide Suresi 32. Terör suçları gibi büyük çaplı katliamlar, toplumsal düzene karşı ağır suçlar olduğu için, mağdurları temsil eden herkesin onayı olmadan alınan bir af kararı, topluma yapılmış bir haksızlık olur. 2. Şehit yakınlarının hakkı. Bir terör örgütü liderinin affedilmesi, doğrudan binlerce şehidin ailesinin hakkının gasp edilmesi anlamına gelir. İslam'a göre, hak sahipleriyle istişare şarttır, kısas ve cezalarda mağdur yakınlarının rızası esastır. Şehit yakınları bu durumda hakkın gerçek sahipleridir ve onların izni olmadan affedilen bir suç, adaletin yerine getirilmemesi anlamına gelir. Toplumsal güven ve barışın zedelenmesi, böyle bir af kararı, mağdur ailelerde derin bir kırgınlık ve adalete olan güvenin sarsılmasına yol açar. Kur'an, toplumun huzuru ve güvenliği için adaletin sağlanmasını emreder. 3. Devlet menfaatleri ve ahlaki sorun Devlet, bazen siyasi veya stratejik nedenlerle af kararı almak isteyebilir. Ancak İslam açısından bu tür kararlar şu nedenlerle sorumludur. Adaletin üstünlüğü. İslam'da adalet, devlet çıkarlarının üzerinde bir ilkedir. Maide suresi 8'de şöyle buyrulur. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun. Bu, takvaya daha yakındır. Binlerce insanın katilini affetmek, topluma verilen adalet mesajını tamamen yok eder. Zalimleri cesaretlendirme riski. Böyle bir af kararı, potansiyel suçlulara suç cezasız kalabilir mesajı verir ve terörün tekrarlanma ihtimalini artırır. Bu, toplumun güvenliğini tehlikeye atar. 4. Peygamberimizin örnekliği Hz. Muhammed, bireysel haklarda mağdurların rızasına büyük önem vermiştir. Bir hadisi şerifte şöyle buyrulmuştur. Kim bir Müslümanın hakkını gasp ederse, kıyamet günü onun sevaplarından alınır ve hak sahibine verilir. Bu hari. Peygamberimiz, Bireysel hakları devlete veya başka birine devretmemiştir. Örneğin, bir cinayet veya büyük bir hak ihlali durumunda mağdurların izni olmadan karar verilmesini asla kabul etmemiştir. 5. Sonuç ve değerlendirme. Kur'an ve İslam'ın adalet anlayışına göre mağdur ve yakınlarının rızası olmadan bir katilin affedilmesi mümkün değildir. Devletin kendi çıkarları için böyle bir karar alması mağdurların haklarının ihlali anlamına gelir ve ciddi bir ahlaki sorun teşkil eder. Affetme etkisi yalnızca mağdurlara verilmiştir. Devlet ancak bu hak sahiplerinin onayıyla hareket edebilir. Terör gibi toplumun tamamını ilgilendiren suçlarda ise adaletin tam anlamıyla uygulanması toplum huzuru açısından zorunludur. Bu durum hem mağdur aileleri hem de toplumda güven ve adalet algısını zedeleyeceği için İslam'ın ruhuna tamamen aykırıdır. Evet, Kur'an'ın adalet ve zulüm karşıtı prensiplerine göre devletin binlerce insanın ölümünden sorumlu bir terör örgütü liderini mağdur ailelerinin rızasını almadan affetmesi, hem mağdurların hakkını gasp etmek hem de büyük bir zulüm anlamına gelir. Bu durum, İslam'ın adalet ve merhamet dengesini açıkça aykırıdır. Devam inceleyelim. Bebek katili terörist başını hapisten çıkartıp gazi meclise sokup konuşmasına izin vermek üstüne bir de siyaset yapmasını sağlamak. 1. Böyle bir af kararı ve siyasi rol verilmesi zulüm müdür? Evet, bu tür bir karar İslam'a göre zulümdür. Zulüm, Kur'an'da adaletin çiğnenmesi ve birine haksızlık yapılması anlamına gelir. Mağdur yakınlarının rızası olmadan bir katili affetmek ve hatta ona siyasi bir rol vermek açık bir şekilde şehit yakınlarının hakkını gasp etmektir. Kur'an'da zulüm. Kur'an-ı Kerim'de zulmün her türlüsü lanetlenmiştir. Allah şöyle buyurur. Allah zalimleri sevmez. Ali İmran suresi 57. Zulüm, sadece bireylere yapılan haksızlık değil, topluma zarar veren adaletsiz kararları da kapsar. Terör suçlularını affetmek, bu suçu işleyenleri cesaretlendirir ve mağdurların hakkını gasp eder, bu da zulmün en açık şeklidir. Affetme etkisi ve zulüm ilişkisi Allah, Bakara suresi 178'de kısasın mağdurlara ait olduğunu açıkça belirtir. Bu hakkı gasp etmek, Kur'an'ın temel adalet ilkelerine aykırıdır. Devletin gerekçe olarak Barış veya uzlaşa sunması, adaletsizliği mazur gösteremez. Barış, adalete dayandığında anlam kazanır. Adaletsiz bir barış, İslam'a göre barış değildir. 2. Zulüm devlete Allah'ın düşmanı yapar mı? Evet, Kur'an'a göre zulüm işleyen bir kişi veya kurum, Allah'ın düşmanı konumuna düşer. Çünkü Allah, zulmü kesinlikle yasaklamış ve zalimlere karşı açık bir tavır almıştır. Allah'ın zulme karşı tavrı. Şüphesiz Allah zalimleri sevmez. Şura suresi 40. Zulmedenlere eğilim göstermeyin. Yoksa ateş sizi sarmalar. Allah'tan başka dostlarınız kalmaz, size yardım da edilmez. Hud suresi 113. Allah'ın emirleri açıktır. Zalime destek olmak, onu meşhulaştırmak veya onunla işbirliği yapmak bile büyük bir günahtır. Zalimlerle mücadele emri. Fitne kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla çarpışın. Eğer çarpışmaktan vazgeçerlerse artık zulme sapanlardan başkasına düşmanlık edilmez. Bakara Suresi 193 Fitne, toplum düzenini bozan, insanlara zulmeden her türlü davranışı ifade eder. Terör örgütü liderleri ve onları affederek topluma zarar verenler, bu bağlamda fitne çıkaran zalimlerdir. 3. Böyle bir devletin çöküşü hak mıdır? Evet, Kur'an'a göre zulüm üzerine kurulan bir düzenin çökmesi Allah'ın adaletinin bir gereğidir zulüm üzerine kurulu bir devlet, uzun vadede ayakta kalamaz. Kur'an bu konuda şöyle der. Zulüm ve devletin çöküşü. Zulmeden nice şehirleri helak ettik, şu an onların meskenleri, kendilerinden sonra pek az oturulabilmiştir. Kasas Suresi 58 Zulümle yönetilen toplumlar, Allah'ın adaletiyle er ya da geç yok olmaya mahkumdur. Zulmün cezası sadece ahirette değil, dünyada da tecelli eder. Allah'ın yardımı. Ey iman sahipleri! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. Muhammed Suresi 7 Allah, zulümle mücadele edenlere yardım edeceğini vaat etmiştir. Ancak zalimleri destekleyenler, Allah'ın yardımını hak etmez ve çöküşe sürüklenir. 4. Sonuç Böyle bir karar İslam'a göre meşru olabilir mi? Hayır, böyle bir karar İslam'a göre kesinlikle meşru değildir. 1. Adaletin ihlali mağdur ailelerine danışılmadan alınan bir af kararı, adaletin açık bir ihlali ve şehit ailelerinin hakkının gaspıdır. 2. Zulüm ve zalimlik Zulüm, Allah'ın lanetlediği en büyük günahlardan biridir. Bu tür bir karar, devleti zalim yapar ve Allah'ın düşmanı konumuna sokar. 3. Devletin çöküşü Zulümle yönetilen bir düzen, uzun vadede Allah'ın adaletiyle yıkılmaya mahkumdur. Burada terör suçundan yola çıktık, ancak bu durum suçsuz bir insanı öldüren herkes için geçerlidir. Tüm katiller, suç örgütleri, mafya liderleri ve benzeri kişiler için de aynı hüküm geçerlidir. Peki bu doğru mudur? Evet, bu tamamen doğrudur. Kur'an'a ve İslam'ın adalet anlayışına göre suçsuz bir insanı öldürmek en büyük günahlardan biridir ve bu bireysel ya da toplu olarak işlenmiş olsun tüm katiller için aynı hüküm geçerlidir. Bir insanı kasten ve haksız yere öldüren herkes ister terörist, ister mafya lideri, ister suç örgütü üyesi olsun, adaletin karşısına çıkmalı ve cezasını çekmelidir. Kur'an'ın evrensel hükmü. Kur'an'da bir insanı öldürmenin ağırlığı şu şekilde açıklanır. İşte bu yüzden biz İsrailoğulları üzerine şunu yazdık: Kim bir kişiyi, bir kişiye karşılık yahut yeryüzünde bir fesat sebebiyle olmaksızın öldürürse, insanları toptan öldürmüş gibidir. Ve kim bir kişiye hayat verirse insanlara toptan hayat vermiş gibidir. Andolsun, Resullerimiz onlara açık dele seçik kanıtlar getirmişlerdir. Ama onlardan birçoğu bunun ardından da yeryüzünde zulüm ve azgınlığa sapmaktadır. Maide Suresi 32 Bu ayet, insan hayatının dokunulmazlığını vurgular ve bir insanın haksız yere öldürülmesinin tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suç gibi büyük bir günah olduğunu belirtir. Kısas ve tüm katiller için geçerli hüküm. Bakara suresi ayet 178, öldürme fiilinin cezası olarak kısas hükmü konulmuş, ancak mağdur yakınlarını affetme hakkı tanınmıştır. Bu hüküm, sadece bireysel suçlar için değil, organize suçlar, mafya liderleri veya suç örgütü üyeleri gibi toplumsal zararları olan kişilere de uygulanır. Şu hususlar önemlidir. 1. Kimin öldürdüğü fark etmez, suçun büyüklüğü veya kim tarafından işlendiği önemli değildir. Haksız yere cana kıyılmışsa, kısas uygulanır. 2 affetme etkisi yalnız mağdurlara aittir, mafya lideri, suç örgütü mensubu ya da bir terörist eğer mağdurların yakınları tarafından affedilmezse devlet bu kişiyi affedemez. 3. Toplumsal bozgunculuk ve fitne Kur'an, toplumda bozgunculuk çıkaranları örneğin mafya liderleri ve suç örgütü üyeleri daha da ağır şekilde kınar. Bu kişiler için daha sert cezalar öngörülür. Allah ve Resulü ile savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk yapmaya çalışanların cezası şudur öldürülürler yahut asılırlar yahut elleriyle ayakları çaprazlamasına kesilir yahut bulundukları yerden sürülürler. Bu onlar için dünyada bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır. Maide suresi 33. Bu demek oluyor ki idam cezası da kaçınılmazdır. Bebeklere tecavüz edenler, bebeğin anne ve babasının parasıyla hapiste tutulmamalıdır. Hızlı bir yargılama sürecinin ardından idam edilmelidir. Aynı şekilde vatana ihanet eden hainler çok sayıda insanı katleden caniler ve teröristler, insanları uyuşturucu ile zehirleyerek öldüren mafya üyeleri gibi suçlular da idam edilmelidir. Bu düşünceyi Kur'an'dan destekleyebiliriz, tarihte de buna dair örnekler mevcuttur. Örneğin, Cengiz Han yasalarını veya Oğuz töresini esas aldığımızda, Kur'an şeriatının tarihteki yansımalarını görmüş oluruz. Hepsi nihayetinde aynı sonuca varır. İdam konusuna birazdan tekrar döneceğiz. Allah'ın adaleti. Tüm katiller eşittir. Adalet, Kur'an'da kesin bir ilkeyle şöyle açıklanır. Kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz ve her nefis ancak kendi kazandığının karşılığını görür. Allah hiçbir benliğe, yaratılış kapasitesinin üstünde bir yük yüklemez, teklifte bulunmaz. Her benliğin yaptığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük kendi aleyhinedir kişinin hem kendisini hem başkaları için kazandığı onun lehine, yalnız kendi nefsi için kazandığı onun aleyhinedir slash kişinin kendi emeğiyle kazandığı lehine, başkalarının sırtından kazandığı aleyhinedir. Ey Rabbimiz! Unutur yahut hata edersek bizi hesaba çekme. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize, güç yetiremeyeceğimiz şeyleri de yükleme. Affet bizi, bağışla bizi, acı bize. Sen bizim Mevlamızsın nokta gerçeği örtenden körler, inkarcılar topluluğuna karşı yardım et bize. Bakara Suresi 286 Bu, suçsuz bir cana kıyan herkes için geçerlidir. Suçun boyutuna ve öldürülen kişi sayısına göre, katilin cezası daha da ağırlaşır. Ancak suçun organize olması, devlet ya da mafya gibi bir otorite tarafından yapılması, suçu daha affedilmez bir hale getirir. Özet 1. Birini suçsuz yere öldüren herkes, ister bireysel ister organize suç kapsamında olsun. İslam'da büyük bir günah işlemiş ve kısas cezasını hak etmiştir. 2. Mafya liderleri, Teröristler, suç örgütü üyeleri ya da bireysel katiller arasında fark yoktur. Öldürme fili en ağır şekilde cezalandırılır. 3. Affetme etkisi, yalnızca mağdurun yakınlarına aittir. Devletin, mağdurların izni olmadan bir katili affetmesi Kur'an'a aykırıdır ve zulüm sayılır. Suçsuz bir insanı öldüren tüm katiller için geçerlidir. Kur'an, adaletin sapmadan uygulanmasını emreder ve zalimlerin hiçbir bahaneyle meşrulaştırılmasına izin vermez. Konuyu tekrar idam konusunu ile de inceleyelim. Kur'an adaletin tesis edilmesi için ağır suçlar karşısında ciddi cezalar öngörür ve bazı durumlarda idam cezası bir seçenek olarak belirtilir. Ancak bu keyfi bir şekilde değil, adaletin, hukuk kurallarının ve şahitlerin kesinliği ile mağdurun hakları gözetilerek uygulanmalıdır. Özellikle cinayet, fesat çıkarmak, vatana ihanet, masumların hayatına kastetmek gibi suçlar için Kur'an'ın hükümleri oldukça nettir. 1 Kur'an'da kısas ve idam cezası. Kur'an, cinayet gibi suçlar için kısas ilkesini açıkça ortaya koyar. Kısas, suç işleyen kişiye, işlediği suçla orantılı bir ceza verilmesi anlamına gelir. Bu, bazen idamı da kapsar. Bakara Suresi 178 Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında üzerinize kısas yazılmıştır. Hür kişiye karşılık hür, köleye karşılık köle, dişiye karşılık dişi. Kim kardeşi tarafından herhangi bir şekilde affa uğrarsa, bu durumda örfü izlemek ve affedene en güzel biçimde bir ödeme yapmak gerekir. İşte bu, Rabbinizden size bir hafifletme ve bir rahmettir. Kim bundan sonra azgınlık ve düşmanlık ederse onun için korkunç bir azap vardır. Bu ayette, öldürme fiilinin cezası olarak kısas öngörülmüş, ancak mağdurun yakınlarını affetme veya diyet kabul etme gibi seçenekler sunulmuştur. Ancak, affetme etkisi yalnızca mağdura aittir, devletin veya başka bir otoritenin bunu tek başına affetme hakkı yoktur. 2. Toplumsal fesat ve idam. Kur'an'da toplumu derinden etkileyen ağır suçlar, fesat çıkarma yeryüzünde bozgunculuk kavramı içinde değerlendirilir. Bu tür suçlar, toplumsal düzeni yıkan, insanların canını, malını ve onurunu tehdit eden eylemleri kapsar. Maide Suresi 33 Allah ve Resulü ile savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk yapmaya çalışanların cezası şudur, öldürülürler yahut asılırlar yahut elleriyle ayakları çaprazlamasına kesilir yahut bulundukları yerden sürülürler Bu onlar için dünyada bir rezilliktir Ahirette de onlara büyük bir azap vardır Bu ayet teröristler hainler ve toplumun güvenliğini tehdit eden diğer suçlular için idam cezasının bir seçenek olduğunu gösterir fesat çıkaranlar arasında masum insanları öldürenler çocuklara tecavüz edenler insanları uyuşturucuya sürükleyerek hayatlarını mahveden mafya liderleri gibi kişiler de yer alabilir. 3. İdam cezasının şartları Kur'an'da idam cezası, kesin kanıt ve adil bir yargılama sürecine dayandırılır. İslam hukukunda bir kişinin haksız yere öldürülmesi büyük bir günah olduğu için, idam cezası da ancak şu şartlar altında uygulanabilir. Kesin delillerin olması. Şüphe üzerine ceza verilmez. Masumiyet karinesi her zaman korunur. Adil bir yargılama süreci. Yargılama tarafsız ve İslam ahlakına uygun şekilde yapılmalıdır. Suçun toplum düzenine zarar vermesi, idam cezası bireysel değil, toplumsal güvenlik ve adalet için gereklidir. 4. Cengiz Han yasaları ve Oğuz töresi bağlantısı. Cengiz Han'ın yasaları ve Oğuz töresi gibi kadim Türk geleneklerinde de benzer şekilde ağır suçlar için idam cezası öngörülmüştür. Bu yasalar Toplumsal düzenin korunması, mazlumların hakkının verilmesi ve caydırıcılığın sağlanması açısından önemlidir. İslam hukukunun bu tür uygulamalarla örtüşmesi, Kur'an'ın evrensel adalet anlayışını teyit eder. 5. Kur'an'ın idam konusundaki mesajı. İdam cezası İslam'da adaletin tesisi için bir araçtır. Ancak bu ceza intikam amacıyla değil, caydırıcılık ve toplumsal huzurun korunması için uygulanır. Allah, suçluların cezasını çekmesini emreder ancak affetme etkisini mağdurlara bırakır. Eğer ceza ile karşılık verecekseniz, ancak size yapılan kötülüğün türü ve miktarı ile karşılık verin. Eğer sabrederseniz, elbette ki bu, sabredenler için daha hayırlıdır. Nahele Suresi 126 Ancak bu durum, özellikle topluma zarar veren suçlarda geçerli olmayabilir. 6. Sonuç İdam adaletin gereği midir? Evet, Kur'an'a göre idam cezası, belirli suçlar için adaletin sağlanması adına bir gerekliliktir. Özellikle, bebeklere veya çocuklara yönelik cinsel saldırılar, çok sayıda insanın ölümüne neden olan terör eylemleri, toplumun düzenini yıkan fesat hareketleri, uyuşturucu ticareti gibi toplu ölümlere yol açan suçlar için idam, toplumu korumak adına uygulanabilir. Ancak bu cezalar, titizlikte ve adaletli bir yargılama sonucunda verilmelidir. Kur'an, Hiçbir şekilde zulme, keyfi cezalara veya adaletsizliğe izin vermez. Adalet İslam'ın temel direğidir ve idam da ancak adaletin sağlanması için bir araç olarak görülmelidir. Tüm bunları gerçekleştirmek Türkiye Cumhuriyeti devletinin elindedir. Anayasayı düzenlemek, yasaları bu doğrultuda değiştirmek ve gerekli maddeleri eklemek devletin yetki ve sorumluluğundadır. Tüm bunlar için laiklik ve demokrasiden taviz verilmesine gerek yoktur. Hatta laiklik ve demokrasinin Batı hukuku olduğunu söyleyenler yanılmaktadır. Laiklik ve demokrasi hem Türk tarihinin ve kültürünün bir yansımasıdır hem de Kur'an-ı Kerim'in asıl emirleriyle uyumludur. Kur'an bir barış dinidir, katliam dini değil. Laikliği ve demokrasiyi İslam dışı gören bir zihniyet ancak çatışma ve şiddet kültürüne hizmet eder. Nitekim Türkiye dışındaki İslam dünyası bugün terörle anılmakta ve İslam terörle eşleştirilmektedir. Laiklik ve demokrasinin kökenleri, batıdan yüzyıllar önce Türk tarihinde ve kutsal kitaplarda, özellikle Kur'an-ı Kerim'de açıkça görülmektedir. Örnekler 1. Yusuf Has Hacip'in 11. yüzyılda yazdığı Kutatubilik. Bu eser, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletini benimseyen bir siyaset anlayışının ürünü olarak değerlendirilir. 2. İslam Öncesi Türkler Tarihe dönüp baktığımızda, Türk hükümdarlarının layık ve adaletli bir yönetim anlayışını benimseyen yaşantılarını ve davranışlarını görebiliriz. 3. Kur'an-ı Kerim Kur'an, layıklığı ve demokrasiyi önerir. İslam sonrası Türkler de bu anlayışı benimseyerek bunu uygulamıştır. 4. Fatih Sultan Mehmet Bu zihniyetin anlaması için en güzel örneklerden biri Fatih Sultan Mehmet'tir. O, laik ve adaletli bir yönetim anlayışı ile hareket etmiş, halklar arasında barışı sağlamıştır. Anayasa ve tavizsiz ilkeler Anayasamız söz konusu olduğunda, bazı kesimlerin ilk dört maddeye, 42. maddeye veya 66. maddeye dokunmayı akıllarından geçirdiklerini biliyoruz. Ancak buna asla yeltenmemelidirler, çünkü başaramayacaklardır. Türk milleti, kimliğine ve layık, demokratik hukuk devletine her zaman sahip çıkacaktır. Bizim önerimiz, anayasanın değiştirilemez maddelerine dokunmadan, Türk milletinin kabulüyle anayasayı daha adil ve kapsayıcı hale getirmektir. Örneğin, idam cezasını belli suçlar için kapsamını genişleterek geri getirmek ve bunu anayasa maddesi olarak eklemek mümkündür. Bunun için tarihimizden ilham alınabilir. Cengiz Han yasaları veya Oğuz töresi bu konuda birer örnektir. Bu anlayış, Türk milletinin tarihi kökleriyle ve çağdaş ihtiyaçlarıyla uyumlu bir adalet sisteminin temelini oluşturacaktır. Türk milleti, bu yönde adım atan milli bir hükümete elbette destek verecektir. Bunun için ise milli ve bağımsız bir hükümete ihtiyaç vardır. Türk milleti, bu saatten sonra bağrından böyle bir hükümeti çıkarmayı bilecektir. Bunu, tüm şehit bebeklerimize, askerlerimize, vatandaşlarımıza, çocuklarımıza ve kadınlarımıza borçluyuz. Allah, bizleri ancak adaletle ve zulme karşı durarak affedecektir. Zalime susan, dilsiz şeytandır ve şeytanın dostudur. Bu anlayışta, zalim kim olursa olsun, onun karşısında durmak, Allah dostlarının boynunun borcudur. Türk din yasası, kanunu ve töresi, onun en büyük güvencesidir. Türk milleti, töresine sahip çıktığı sürece varlığını koruyacak ve güven içinde olacaktır. Ey Türk! Özüne dön. Atanın dediği gibi titre ve kendine gel. Unutma ki, üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe yani kıyamet kopmadıkça, senin ilini devletini ve törenin hukukunu kimse bozamaz. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar hüküm sürecekse, sen de törene sahip çıktığın sürece kıyamete kadar var olacaksın. Bunun için gaflet uykusundan uyanman, özüne dönmen, törene sahip çıkman ve peygamberin emaneti olan yüce Allah'ın sözü ve en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Kerime sıkı sıkıya sarılman gerekir. Allah ile arana kimseyi sokma. Yalnız Allah'ın boyasını esas al ve onun ipine sımsıkı sarıl. Böylece yeniden ahlaka kavuşacaksın. Bugün Allah ile aldatıldığın için kaybettiğin ahlakı geri bulacaksın. Evlatların da bu sayede doğru yolu bulacak ve Kur'an'a yönelecekler. En hakiki mürşidin ilim olduğunu öğrenecekler. Umulur ki Allah bizden umudunu kesmemiştir ve bizi bu gaflet uykusundan uyandırır. Çünkü bu uyku bir zulüm uykusudur ve zulüm helakın habercisidir. Allah bizleri hakka ve adalete döndürsün.